yoksa gerçekten onu? Onu seviyor muyum? Seviyorum. Bir şey mi söyleyeceksin? Ben seni... seviyorum. Ben seni... ben seni beklemiyordum. Bir şey mi söyleyeceksin? Söyle. Yok bir şey. Seviyorum. Neyin var? Ne olabilir ki? Bilmem. Sen biliyorsun onu. Yüzün kıpkırmızı oldu. Ve benden bir şeyler saklıyorsun. Kader abla. Unuttum. Yardım etmem lazım Kader ablaya. Gitmem gerek. Neyin var? Ne olabilir ki? Bilmem. Sen biliyorsun onu. Zümrüt abla. Söyle bir tanem. Ali abi gönderdiklerimi vermiş mi anneme? Sevilmiş mi annem? Çok merak ediyorum. Hani sen Ali abiyle konuşuyorsun ya. Annem de Almanya'da ya. Onu da arasam mı? Annemle konuşmak istiyorum ben. Ben telefonumu lokantada unutmuşum Yağmurcuğum galiba ya. Sen annemi arar mısın? Ay Yağmur'um benim telefonumun şarjı bitmiş ya. Şarjı takalım o zaman biz de. Olur takalım. Hemen dolsun bekleyelim burada. Hemen dolmaz ama. Ne zaman dolar? Bir saate falan dolar. Bak ne diyeceğim sana. Telefonumuzu şarja takalım. Ondan sonra bu dolana kadar da bahçedeki kedilerin mamalarını verelim. Ne dersin? Hadi gel. Gidelim. Hadi bakalım. Ben takayım burada şarja bekle. Hadi bakalım.
Sana böyle Dilan. Ne bu halin böyle çocuk gibi? Kendine gel. Sen iyi misin? Endişelenmeye başlıyorum artık. Tuhaf tepkiler veriyorsun, farkında mısın? Bir yerlere gidelim mi? Olur. Nereye gitmek istersin? Pikniğe. Pikniğe mi? Bugün hava çok güzel. Geçen gün de konuştuk ya öyle doğadan, kırdan, havadan. Bilmem, içimden geldi. Temiz hava iyi gelir. Eminsin değil mi? İstemiyorsan gitmeyiz. Yo, ondan demedim. Öyle birden teklif edince anlamadım. İşin falan varsa gerçekten sorun değil. Yok, hiçbir işim yok da. Neyse tamam, gidiyoruz. Hadi git hazırlan. Tamam. Gidip odaya hazırlanayım. Selam. Hiç utanmıyor musun babamla bir olup arkamdan iş çevirmeye ha? Fırat, biraz sakin olur musun? Sen hangi cesaretle beni kafaya almaya çalışıyorsun kızım? Gerçekleri görebilmen için bize başka çare bırakmadın ki Fırat. Gerçekleri görmesi gereken ben değilim. Sizsiniz. Eğer Gül uydurduğunuz gibi benimle param için birlikte olsaydı o parayı kabul ederdi. Ama etmedi. Çünkü beni gerçekten bütün kalbiyle seviyor. Öyle mi söyledi sana gerçekten? Parayı kabul etmediğini mi söyledi? Yalan söylemiş. Parayı aldı. Çeki çantasına koyarken eli bile titremedi hatta. Seni kafaya almakla suçladım bizi. Ama görünen o ki asıl Gül seni kafalamış. Thank you.
Buyurun Baran Bey, bir şey mi istemiştiniz? Biz Dilan'la pikniğe gideceğiz. Bizim bir piknik sepeti vardı, ona bakacaktım. Duruyor mu hala? Durmaz mı? Buyurun burada. Rahmetli Ayten Hanım saç bandından yapıp takmıştı. Hatırlıyorum o anı. Babam ona papatyadan taç yapmıştı. Annem de saçındaki bandı çıkarıp buraya takmıştı. Kaç yıldır hiç çıkmadı bu. Hadi madem bugüne kısmetmiş. Bir şeyler hazırlayalım, koyalım içine. Ben pek anlamıyorum bu işlerden. Ne koysak? Soğuk sandviç gibi bir şeyler mi? Beğenmedin mi? Çok güzel olmuşsun. Başladınız mı siz sepeti hazırlamaya? Yok, daha yeni çıkarttık. Baran Bey seni bekledi. Ne istiyorsan söyle, hemen koyalım. Sen zahmet etme Kader abla, ben hazırlarım. Aşk olsun, ne zahmeti? İnan kendimi daha rahat hissederim ama öyle. Peki madem. Nasıl istersen. Öyle yardımsız olmaz. Sonra söylenirsin. Kader abla. Dolapta soğuk sandviç vardı sanki. Var var. Salamlı var, tavuklu var, domatesli peynirli var. Hepsini koyalım. Meşrubat da çıkarayım, dur. Menümüz gittikçe zenginleşiyor. Başka? Hep midemizi düşünmeyelim, değil mi? Peçete, örtü vesaire, bunlar da gerekli şeyler. Doğrudur. Kızım bırak da konuşsun annesiyle. Hem ne zamana kadar saklayacaksın? Sonuçta anası kadın çocuğun. Olmaz. Asla. Kadın hem kötü hem umursamaz. Dengesizin teki ya. Yani her aradığımda abuk sabuk konuşuyor. Yağmur'un kalbini kırabilir. Bu riske göz alamam. Ben de yengeme katılıyorum. Daha çok küçük. Yani bu yaşta kaldıramayacağı bir sürü şey yaşadı zaten. Kadın diyeceği tek bir kötü söz bile şu an çok ciddi travmalara sebep olabilir. Ayol, bizim zamanımızda travma mı vardı? Terlikle çözülürdü her şey. Affedersin kızım, ondan demedim ben. Tamam, sen çok ince düşünüyorsun, çok güzel düşünüyorsun da... Bu kadın da sonuçta bu çocuğun anası. Ne zamana kadar saklayacaksınız? Başka çaresi yok ki, kaçış bu. Annen doğru söylüyor kızım. Bugün olmasa yarın, er ya da geç. Bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak Yağmur. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Yok babacığım, yani hatta tam tersine. Daha çok küçük, çok kırılabilir.
Ya o kadar umut bağlamışken, annesiyle ilgili o kadar hayaller kurarken ondan duyacağı tek bir kırıcı lafın bile tamiri çok zor olur. Kırıcı laf az kalır. Kadın ağzına geldiği gibi dandın konuşuyor ya. Hayretler içinde kalırsınız gerçekten. Biliyorsunuz defalarca yüzüme kapattı telefonu. Göz göre göre Yağmur'un canını acıtmasına izin veremem. Sonsuz bir acıdansa acı bir son yeğdir kızım. Ay çocuk bu nihayetinde ayol. Biz yetişkinlere göre daha kolay atlatır. Hiç öyle değil anne. Hı. Hiç değil. Ay vallahi şiştim ya. Ya gerçekten şiştim artık. Yani bir anlayın bunu. Of. Neyse. Ben biraz Yağmur'u parka götüreceğim. Yağmur. Hadi parka gidelim. Şu peynirli börekten koyuyorum biraz. Üzümlü kekten de koydum. Yeriz değil mi? Olur. Tabii yeriz. Şunu ona koyalım mı? Çorba mı? Evet, çorba koyulmaz mı? Biraz zor olur. Üstelik dökülebilir. Hem soğuk soğuk yenmez ki o. Isıtmak lazım. Isıtalım şimdi. Biz oraya gidip yemeye başlayana kadar çoktan soğumuş olur. Sen hiç pikniğe gitmedin mi? Ben çocukken gitmiştik birkaç kere. O kadar uzun zaman geçti ki hatırlamakta zorlanıyorum. Ta 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 tam. Yaprak sarması. Sen çok seversin. Yoğurtsuz olmaz ama. Gayet tabii efendim. İnsan sevdiğini mutlu etmek ister. Bir kadın misal eşinin sevdiği yemekleri yapıp önüne koydu mu bir de ellerine sağlık aldı mı değme keyfine. Ellerine sağlık. Muhakkak bir şeyler oldu yazlıkta. Cihan'a sordum bir şey söylemiyor. Sanki ağız birliği etmişler bana söylememek için. Bir şeyler çeviriyorlar benden saklı ama... Tam boşanma arifesinde yazlıkta ne işi var bunların Kudret? Cihan'la arkadaşının orada ne işi var? Bunlar benden ne saklıyor? Ah kime sorsam, kime sorsam da öğrensem. Tabii ya. Vasfiye Hanım, yazlıktaki komşumuz emekli olduktan sonra oraya yerleştiler. O mutlaka bir şey görmüştür. Dur bakalım. Alo, Vasfiye Hanım. Merhabalar, ben Azade Karabey. Nasılsınız? Merhaba Azade Hanım, çok sağ olun. İyi diyelim, iyi olalım. Sizleri sormalı, her şey yolunda mı? İyiyiz çok şükür, hamdolsun. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Allah iyilik versin. Azade Hanım, ben de sizi arayacaktım aslında. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Sizin haberiniz yok mu? Söylemediler mi size? Neyi?
Vallahi Kadir de ben de inanın çok korktuk. Azade Hanım, ben mutfakta yemek hazırlıyordum. Birden sizin evin oradan iki el silah sesi geldi. Korkudan canavliyle saklandık. Biraz zaman geçince neler oluyor diye aralıktan baktık ama anlayamadık. Az sonra ambulansla polis arabası geldi. Bir adamı alıp götürdüler. Hırsız mıydı diyeceğim ama silah sesleri falan bilemiyorum. Büyük bir olay oldu belli ki evde. Koşma, düşeceksin Yağmur. Ben sallayayım mı, sen ister misin? Hayır, ben kendim sallanırım. Ne zamana kadar saklayacaksınız? Başka çaresi yok ki, kaçış bu. Annen doğru söylüyor kızım. Bugün olmazsa yarın, er ya da geç. Bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak Yağmur. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Yağmur? Burası nasıl? Bence güzel. Aç altı hem. Serin de. Şöyle serelim o zaman. Tut ucundan.
kadar güzel hava. Ne kadar huzurlu. Şu çiçekler ne güzel rengarenk açmışlar. Papatyalar da çok güzel. Baharı çok seviyorum. Benim baharım sensin. Güneş insanın içini ısıtıyor. Arada tatlı tatlı bir esinti geliyor şuradan. Ama hiç bunaltmıyor insanı. Nefis hava. Bir yerden de ıhlamur kokusu geliyor sanki. Evet. Kokusu, sıcaklığı insanın kalbini de ısıtıyor. Şu çiçeklerin dili olsa da konuşabilsek keşke. Nasıl böyle inanılmaz güzel rengarenk açabiliyorlar sormak isterdim. Aklım almıyor. Evet. Akıl almaz bir güzellik. Baharın sona ermesi çok zalimce geliyor bazen. En güzel mevsim bence bu. Şu güzelim çiçekler hiç solmasa, yaprakları hiç dökülmese ne olurdu ki? Hayata renk veriyor. İçimi mutlulukla dolduruyor. Hiç gitmese. Hiç bitmese diyorum keşke. Yani bahar. Ben de baharı çok severim. Hadi sepeti boşaltalım. Benim karnım acıkmaya başladı. Bu mercimek köftesi de nereden çıktı? Ben koydum. Sen seviyorsun diye. İnsan gönlündekinin neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını bilir tabii. Teşekkürler. Yaşlarında. Yok maalesef görmedim. Yağmur. Yağmur neredesin kızım? Neredesin? Nereye gidiyorsun? Dur kaçma. Kedicik neredesin? Dedim sana kaçma diye. Bak kayboldum işte. Neresi burası? Nereye geldim ben? Cevriye abla? Cevriye abla neredesin? Eyvah kayboldum.
mercimek köftesi de nefis olmuş. Ne oldu? Neye gülüyorsun? Gitti mi? Dur müsaade et. Sağ ol. Al sil istersen. Çocukken de hep böyle iştahlı yerdim yemeği. Annem de hep bana kızardı. Kızım biraz yavaş ye, önünden kaçırmıyoruz diye. Ben de önüme ne koyulursa onu yerdim. Öyle pek yemek seçimi huyum yoktu. Ayıptır söylemesi, çocukken biraz toramandım ben. Haydi canım, hayatta inanma. Gerçekten. Şu anki haline bakınca çocukken kilolu olduğunu düşünmek o kadar zor ki. Yok, öyleydim. İştahımın çok faydasını gördüm ama. Bu sayede daha çocukken yemediğim yemek bile kalmamıştı. Böyle böyle büyüdükçe gurme oldum resmen. Ben de acılı olan her şeyi çok severdim. Çocuklar genelde tatlı sever değil mi? Ben de tam tersi. Ne yemek gelirse gelsin basardım pul biberi. Annem yine kızardı. Onu da yasaklamıştı bana. Tabii dinleyen kim? Ben daha çok tatlıcıydım. En çok da yöresel tatlıları severdim. Biliyorum. Harire tatlısı mesela. Evet, aynen. Nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışırdım ben. Eğer öğrenirsem istediğim zaman yapar ve yerim diye düşünürdüm. Çocukluk aklı işte. Bizim de geceleri Zümrüt'le dolaptan yemek aşırma huyumuz vardı. Herkes uyuduğunda gizlice mutfağa giderdik. Akşamdan kalan ne varsa tırtıklardık. Ne kadar pis boğazmışız. Şimdi düşünüyorum da utandım kendimden. Bizim Cihan'la öyle suç ortaklığımız yoktu. Ama yine de kıyamazdım ben ona. Nedense çok iştahsız gelirdi bana. Yesin de büyüsün, benim boyuma gelsin, oyun oynayalım isterdim. Kendi tabağımdan alıp onun tabağına koyardım hep. Kader ablayla az oyun çevirmedik Cihan'ı yemek yesin diye. Çok tatlıymışsın. O zamanlardan belliymiş, çok iyi bir abi olacağım. Ben de çok korktum.
Bebeğim, sakın beni bir daha bırakıp gitme, tamam mı? Gel buraya. Uy. Kader abla yine döktürmüş. Hepsi birbirinden güzel olmuştu. Afiyet olsun. Yediklerimizi yakmak için yürürüz biraz. Gelsene sen de. Bak şu bulut kediye benziyor. Kediye mi? Yani tavşana daha çok benziyor sanki. Tavşan mı? Neresi benziyor tavşana? Kulaklarına bak. Hafif profilden baktığını düşün. Hiç de bile. O kedinin kuyruğu. Bak şunu görüyor musun, fili? Buna da karşı çıkamazsın herhalde. Yani fili görebilsem karşı çıkmayacağım tabii ki. Görmüyor musun? Kocaman hortumu var. O kuyruk bir kere. Kuyruk mu? Neyin kuyruğu? Köpeğin. Yok artık. Sen ciddi olamazsın. Diğer taraftan bak. Kafası sağda. Hiç köpekle alakası yok bir kere. Bak, şu da yolda hızla giderken bariyerden uçmamak için sağ kıran ve karpuz yüklü kamyona çarpmamak için aniden fren yapmış ve kazayı ucuz atlatmış olan kamyonun arkasında yazan "Ölüme gidelim dedin de mazot yok mu?" diyen adamın yüz ifadesi gibi. Ne oldu? Sustu. Buna da karşı çıksan. Sen yeter ki gül. Ben hep susarım. Neler olmuş Kudret, duydun mu? Hiç kimsenin bir şey dediği yok. Hasan, ne olmuş oğlum, öğrenebildin mi? Öğrendim ana, öğrendim. Cihan'ın yanındaki kız, Sena. Kız mıymış yanındaki arkadaşın? Beraber tiyatro oynadılar ya. Ha işte o kız. Ne olmuş peki? Kız okulda burslu okuyormuş. Bursunu da bizim vakıf karşılıyormuş. Hiç böyle bir şeyden haberim yok. Hem bizim holdingin kuyumcularından birinde çalışıyorum. Belli ki Cihan ayarladı o işi. Hasan, sadede gel. Ne olmuş? Anlat şu işin aslını, astarını. Karpuz da çok güzelmiş. Çok beğendim. Evet, şahane. Kavun da çok severim ben.
Ben de çok severim. Olsa da yesek. Gidip alayım ben. Ay yok yok, şaka yaptım ben. Sorun değil, altımızda arabamız var. Gidip gelmem 20 dakika. Yok yok, otur lütfen. Öylesine söyledim. Sonra yeriz. Peki. Burası çok güzelmiş. Bayıldım. Kudret amca iyileştiğinde onu da buraya getirsek ya. Çok beğenir. Hatta Cihan'ın mezuniyetini bile burada kutlayabiliriz. Azade Hanım'ın bile hoşuna gidebilir bu. Dilan'ın yüksek lisans için kabul belgesi. Program Eylül'de başlıyor. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Çok zahmet verdim size. Bir dahaki sefer artık. Biraz yürüyelim mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şarjın doldu mu Cevdet abi? Ya Yağmur'um, benim telefonum bozulmuş. Çalışmıyor. Nasıl bozulmuş? Basbayağı bozulmuş işte. Yani açamıyorum. Telefoncuya gideceğim tamir ettirmek için. Telefonunu verir misin Seyit dede? Aa, telefon mu? Ay ben de lokantada unutmuşum galiba. Hay Allah, gördün mü? Zümrüt abla, sen ver o zaman telefonunu. Getirdin mi lokantadan? Yok canım, daha gidemedim ben de. Ya of ya. Gel kızım. Gel. Anneciğim, acıktın mı diye mi soracaktın? O zaman sen yemekleri hazırlarken biz de Yağmur'la beraber resim yapalım. Hadi gel Yağmurcuğum, odamıza gidelim biz. Kızım bu iş böyle olmaz. Annesiyle konuşmak istiyor, çocuk vazgeçmeyecek belli ki. Bırakın konuşsun, gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Korkma, çocuktur, unutur zamanı. Biz yeter ki ona sevgimizi vermeye devam edelim. Zamanla iyileştiririz yaraları. Annen haklı kızım. Bırakalım konuşsun annesiyle. Yani böyle umut ederek yaşamak onun için daha zor. Tamam. Peki. Ama önce biz arayacağız annesini. Önden tembihleyeceğiz. Yağmur'un kalbini kırmaması için. Olur, olur. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Papatyalar çok güzel. Çocukken ne zaman pikniğe gitsek Zümrüt'le papatya toplardık. Hatta bir keresinde ne kadar yürüdüysek iflahımız kesilmiş. Uzanıp uyuyakalmışız papatyaların arasında. 2 saat deliksiz uyumuşuz farkında olmadan. Babam göremeyince haliyle hemen paniklemiş. Sonra ne oldu? Bizi aramaya başlamış. Ama tam ters tarafa gitmiş. Başka yerlerde aramış. Annem geldi. O buldu bizi. Tabii annemden bir güzel yedik paparayı. Babam bulsaydı belki o kadar kızmazdı.
Sen ne yapıyorsun? Hiç. Çok güzel olmuş. Bana mı yaptın? Sana yakışacağını düşündüm. Teşekkür ederim. Çok yakıştı. Salıncak. Binmek ister misin? Dur kurtarayım seni bu dertten. Biraz daha hızlı. Emin misin? Düşersin bak.
Bir şey olmaz. Hızlı salla sen. Biraz daha. Biraz daha hızlı. Korkarsın, başın döner. Bir şey olmaz. Salla sen. Peki, seni istedim. Dur, 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 dur. İyi misin? İyi misin? Üşümüşsün. Ellerin buz gibi. Dönelim ister misin? Olur. Hadi. Telefonun var mı? Hayır, yok. Benim telefonum var, gel. Dıp 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 dıp. Alo anneciğim, benim Yağmur. Seni çok özledim. Ne zaman geleceksin anneciğim? Keşke ben yanına gelebilsem. Ama anne çok uzakta değil mi anneciğim? Keşke büyük olsaydım. O zaman benim de kendi telefonum olurdu. İstediğim zaman annemi arayabilirdim. Bunları ona söyleyebilirdim. Zümrüt arıyor. Birine bir şey mi oldu acaba? Aç bakalım. Alo Zümrüt, iyi mi herkes? Korkma korkma, iyiyim. Yani... kısmen. Ne oldu? Eve sığamadım. Attım kendimi kapının önüne. Birine artık anlatmazsam patlayacaktım. En iyi sen anlarsın diye düşündüm. Seni aradım ben de. İyi yaptın güzelim. Anlat, ne oldu? Ali Almanya'ya gitti. Halası hastaymış. Temelli mi gitti, anlamadım. Yani bilmiyorum. İşte halası iyileşene kadar. Belki 3 ay, belki de 1 yıl. Üzüldüm. Tam da annem evlenmenize onay vermişken. Of, evet ya, sorma. Biliyor musun, daha gideli 2 gün oldu. Ama şimdiden çok özledim. Özlersin tabii. Sıkmamaya çalış canını. Askere gitmiş, dönecekmiş gibi düşün. Bak bunu iyi söyledin. Zümrüt, hadi sofraya. Geliyorum. Annem çağırıyor. Hadi yine sonra konuşuruz, ararım ben yine seni, tamam? Tamam canım, selam söyle herkese. Kötü bir şey mi oldu? Bir çocuk vardı. Evlenmeyi düşünüyorlardı çok yakında. Çocuğun halasının sağlık problemi çıkmış. Almanya'da yaşıyor. Çocuktan başka kimsesi yokmuş galiba. Buran Almanya'ya gitmiş halasına bakmaya. Ayrılmışlar mı yani? Kısa bir ayrılık ama. Ayrılığın kısası da, uzunu da aynıdır. Üzer insan. Peki insan yüreğinde götürüyorsa sevdiğini, yine de ayrılmış sayılır mı?
Çok teşekkür ederim her şey için. Çok güzel bir gündü. Ben de çok keyif aldım. Sağ ol sen de. Hoş geldiniz. Şey, Baran Bey, Kerem Bey geldiler. Çalışma odanızda sizi bekliyorlar. Arıyorum Meltem'i, tamam. Arama demedim mi sana kaç kere? Niye hala arayıp duruyorsun? Hayret bir şey ya. Laftan anlamıyor musun sen? Ya daha kaç kere söylemem lazım? Arama beni. Arama. Yağmur seninle konuşmak istiyor. Konuşacak bir şeyim yok benim. Arama artık. Yetti ya. Gördün mü anne? Yani pes. Vallahi bu kadarını ben de beklemiyordum. Şaştım kaldım. Verdüh ya. Kafadan çatlak. Kalbi nasıl tutmuş bunun? Yok. Ama iyi oldu. Ben size demiştim. Ama senin de görüyor olman o kadar güzel oldu ki anneciğim. Neyse. Artık bana baskı yapmayın. Bu saatten sonra o ararsa bu telefon açılmayacak. Duydun mu beni anne? Ben nefes aldığım sürece Yağmur annesiyle konuşmayacak. Neden geldiğimi az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Mahkeme tarihiniz belli oldu. 3 gün sonra duruşmanız var. Bu kadar çabuk. Dilan, neyin var kızım? Neden ağlıyorsun? Mahkeme tarihimiz belli olmuş Kader abla. 3 gün sonra boşanıyoruz. Dilancığım, canım benim. Bak daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Hiçbir şey için geç değil. Eğer boşanmayı istemiyorsan geç karşısına... Açıkça söyle Baran Bey'in. Söze dök yüreğindekileri. Belli ki canın çok yanıyor. Yazık değil mi sana? Yüreğine neden bu kötülüğü yapıyorsun? Neden bile bile acı çekiyorsun? Ayıp değil. Utanılacak, gurur yapılacak bir şey değil bu. İş işten geçmeden konuş bir an önce. Sizinki anlaşmalı boşanma olacağı için tahminim hakim tek celsede karar verir. Sonrasında verilen kararın yazılması, taraflara tebliğ edilmesi, temyiz süresinin geçmesi gibi hukuki süreçleri derken... Baran, iyi misin? Avukat kimliğimi bir kenara bırakıp seninle dostun olarak konuşmamı ister misin?
Baran, bu yoldan dönün. Lütfen. Yoksa ikinize de yazık olacak. Değer mi hiç? Hadi sen söyle. Geliyor. Ben hemen gideyim. Neden ağlıyorsun?